son voltamız galiba ya, ya baba. Onu çıkınca anlarsın Yazım. Bunca yıl dört duvar arasına alıştıktan sonra durmadan ileri gidecek değilsin herhalde. O zaman niye çıkıyorum? Sen de bakalım. Niye çıkıyorsun? Alınacak bir intikamımız var, öyle değil mi? Öyle. Ama velakin intikam dediğin yüzünü güldürecekse çıkma daha iyi. O ne demek şimdi baba? O Varnalılardan hesap soruyoruz diye ağlayacak değiliz herhalde. Onu da çıkınca anlarsın Yazım. Bana bir sözün vardı, hatırlıyor musun? Hatırlat bakalım. Onca yıl bana bir sürü şey anlattın. Ama asıl meseleyi hiç anlatmadın. İlk kurşunu kim sıktı baba? Orhan Varnalı mı? Sen mi? Ne fark eder? Bir şey fark edeceğinden değil. Ama yine de bilmek istiyorsun değil mi? Bak evlat. İnsanoğlu sevmesini bilmiyorsa nankördür. Acımasızdır. Minnet etmez, merhamet etmez. İnsanoğlu bir vicdan olduğunu ne zaman hatırlar biliyor musun? Sevdiğini kaybetmekten korktuğunda. İşte o zaman ne kibir kalır ne de o kör cesaret. Ayaklarına kapanır, yalvarır. İşte o zaman tek bir seçeneğin vardır. Ayaklarının dibindekine ya acıyacaksın ya da hak ettiği gibi sağlam bir tekme atacaksın. Acısaydın burada olmazdın herhalde. Ben o tekmeyi atsaydım ne han kalmıştı ne de hancı, anlıyor musun? Kadir Erdem, vakit geldi. Tahliye. Bak evlat. Sana ne anlattıysam, ne öğrettiysem hepsi laftadır. Unutma. İçerisi zor diyebilir herkes ama önünde sonunda sırtını yaslayacak bir duvar bulursun içeride. Asıl şimdi dikkat edeceksin. Dışarıda sakın sırtını boşluğa verme. Duvar bulamadıysan duvar gibi bir dostun olsun. Bu Varnalılar sevmeyi bilmez, o yüzden tetikte ol. Merak etme sen. Ayaklarıma kapanacakları günü sabırsızlıkla bekliyorum. O zaman o gün geldiğinde ne yapacağını da biliyorsun değil mi Yazım? Benim hayatımı mahvettiler baba. 6 yılımı çaldılar. Sevgimi çaldılar, geleceğimi çaldılar. Bunun bedelini ödeyecekler. Artık kimseye acımam ben. Hem öyle, ölene kadar burada kalacakmış gibi konuşma. Sen de çıkarsın yakında. Beraber alacağız o intikamı. Af çıksa da beni öyle kolay kolay bırakmazlar. Gün doğmadan neler doğar? Gün doğsun, ben ona da razıyım. Dışarıda bekleyenim var, seni yalnız koymazlar, haberin olsun. Dostları mı kastediyorsun, düşmanları mı? Dostlar görünür. Düşmanlar pusuya yatar. Son voltan dışarıda onlarla. Hadi bakalım, sabırla yürü. Allah'a emanet. Allah kurtarsın beyler. Senin Allah'ına kurban be. Yemin ediyorum senin Allah'ına kurban. Geç.
Oğlum yavaş. Yavaş yavaş. Öldüreceksin lan yavaş. Çok özlemişim lan sıkı sıkı sarılmayı. Geçmiş olsun. Eyvallah. Bunlar ben geldiğimden beri buradalar. Şimdi bak ben hazırlıklı geldim. Bir şey olursa karışmıyorsun. Ben hallediyorum tamam mı? Bu ne Murat? Çıkar çıkmaz adam mı vuracağız? Vuracağız oğlum. Gerekirse vuracağız. Senin yerine ben yatarım lan. Oğlum hem üstüne suç atıyorlar. Bir de kapıya adam mı yolluyorlar? Hayırdır lan? Gel gel. Hayırdır oğlum? Şş, tamam oğlum bir sakin ol tamam. Geçmiş olsun Kadir abi. Doğa Hanım gönderdi bizi. Evde bekliyorlar. Eyvallah. Doğa kim oğlum? Ev. Biz mahalleye gitmiyoruz mu lan? Sen geç mahalleye Murat. Ben bir annemi uğrayıp geleceğim. Ben bırakayım hastaneye seni. Yalnız gideyim ben Murat. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Siz eve geçin. Ben Doğa'yı ararım. Abi şimdi seni böyle yalnız bırakmak olmaz. Olur ya da olmaz. Sana mı soracaklar? Tipe bak. Adam kaç yıldır dört duvar arasında. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacı var. Ne bakıyorsun? Bir şey olursa haber ver bana. Tamam merak etme. Mahallede görüşürüz. Nasıl görüşürüz? Görüşürüz Murat. Haber ver. Tamam. Pardon, kimsiniz? Kadir Erdem ben. Oğluyum. Murat bahsetmişti geleceğinizden. İşimiz de bitti zaten. Sizi yalnız bırakalım. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Anne ben geldim. Biliyorum seni çok uzun zamandır yalnız bıraktım ama artık bitti. Buradayım. Yanındayım. Beraber iyileşeceğiz anne. Yaralarımızı saracağız. Eskisi gibi. Merak etme.
Merak etme, oğlunu çok üzdüler ama bunlar mutluluk gözyaşları. Sen sakın üzülme, iyiyim ben. Biliyorum şimdi dert edersin kendini. İçin içini yer ama iyiyim ben. İyiyim. Artık kimse bizi üzemeyecek anne. Bize yaşattıkların ne varsa hepsinin bedelini ödeyeceğim. Sana bunu kim yaptıysa bedelini ödeyecek. Sana yemin ediyorum. Burunlarından fitil fitil getireceğim. Bundan sonra yanındayım annem. Bundan sonra yanındayım. Sen uyanacaksın. Her sabah olduğu gibi beni öperek, saçımı okşayarak uyandıracaksın. Birlikte çok güzel günlerimiz olacak, gör bak. Anne ne olur uyan. Benim senden başka kimsem yok anne. Göz vermiyorum. Ne olur. Bitmedi mi hala? Ağaç oldum burada. Tamam, az kaldı. Şu son düzeltmeyi de yapayım. Tamamdır. Bakayım. Ah. Kadir, bu ne? Aslım, bak ben sana bakınca içimde kocaman bir sessizlik oluyor. Ve o sessizlik öyle huzurlu ki başka hiçbir şey görmüyor benim gözüm. Şimdi söyle bana, ben sana o sessizliğin resmini nasıl yapayım, ha? Ama hala bana en sevdiğin şiiri okumadın. Okumasan giderim. Oraları çoktan geçtik diyorsun yani. Okumazsan denize girerim. Aslı dur, Aslı dur, dur. Her şey birden bire oldu. Kız birden giren, oğlan birden giden. Yollar, kırlar, kediler, insanlar. Aşk birden bire oldu. Sevinç birden bire. Gökyüzü birden bire oldu. Mavi birden bire. Her şey birden bire oldu. Sen nereden biliyorsun benim en sevdiğim şiiri ha? Gel girelim mi? Kadir. Çıktın demek. Aslı.
kadar mesafe yeter Kadir. Ne işin var burada? Çıkar çıkmaz bir de buraya gelmeye utanmıyor musun? Daha kapımızın önündeki kan kurumadı. Babanı ben öldürmedim Aslı. Ben masumum. Sana böyle bir acıyı yaşatmam ben. Aslında hepsi bir oyundu. Suçu benim üzerime yıkmak için hazırlanmış bir oyundu aslında. Onca zaman. Onca mahkeme süresi. Masum olduğunu kanıtlayacak tek bir tane delil bile koyamadın ortaya Kadir. Elindeki barut izini bile açıklayamadın sen. Şimdi mi inanacağım sana? Gözlerimin içine baktığında gerçeği söylediğime inanırsın sanmıştım. Bir zamanlar sana aşık oldum diye elini kolunu sallayarak buralarda gezebileceğini mi zannettin? Hiç mi düşünmedin? Bunu niye yaptı Kadir diye hiç mi düşünmedin? Hiç mi aklına gelmedi? Bir gün olsun gelip sormak hiç mi aklına gelmedi? 6 yıl Aslı. 6 yıl bekledim ben seni. Boşa beklemişsin. Babamın katiline söyleyecek başka bir şeyim yok benim. Niye geldin o zaman? Niye çıktın karşıma? Öfkeni kusmak için. Özgür olduğum ilk günü zehir etmek için. Aynen öyle. Sen bana bir ömür zehir etmişsin. Çok mu? Hapishanedeyken bir dost edinmiştim. Derdi ki, suçlu olduğuna başkaları karar verir. Ama masum olduğunu senin ispatlaman lazım. Ben masumsan ama seni suçlamaya devam ediyorlarsa, işte o zaman kaybetmek istemedikleri bir hayat vardır ellerinde. Şimdi anlıyorum ne demek istediğini. Sadece soyadın değil. Sen de bir varlığın olmuşsun artık. Sen bunca şeyden sonra bir de beni mi suçluyorsun? Söylesene Kadir! Sen benim babamı öldürdün. Benim babamı öldürüp bir de beni mi suçluyorsun? Ben senin yerinde olsam ne yaparım biliyor musun? Ne bu denizde, ne bu sahilde. Tek bir anı bile aramazdım. Nefesimi bırakır. Gidebildiğim kadar derine giderdim Kadir. Ama ben buraya ölmeye değil, masum olduğumu ispatlamaya geldim. 6 yılda ispatlayamadığın masumiyeti şimdi mi ispatlayacaksın? Git Kadir. Gidebildiğin kadar uzağa git. Ne beni, ne kendini daha fazla bu yalanlara inandırma. Yoksa ne? Sen mi öldüreceksin beni?
durmazdı. Yap. Eğer gerçekten bunu istiyorsan yap. Kılımı bile kıpırdatmam, merak etme. Değeceğini bilsem. Bir saniye bile beklemem. Deniz koydum adını. Oğlum. Hanna benim oğlum. Bugün doğum günü. Bu denizin, bu sahilin bana hatırlattığı tek şey o yani. Bir istedim. Alo, Melike Hanım. Sana şöyle bir. Oh. Oh. Maşallah benim oğluma. Anne, hı? Papyon takmasam olmaz mı? Babamın da papyonu yok. Şöyle bir durum var. Oğlum, ben normalde papyon takmak istiyordum ama anneniz izin vermedi. Çünkü doğum günündeki en yakışıklı erkek siz olmalıymışsınız kral. Sanki yeterince yakışıklı değilmişsiniz gibi. Papyon takınca yakışıklı mı oluyorum? Hem de o kadar yakışıklı oluyorsun ki. Bak. Babama benzemişim, değil mi? Evet oğlum. Aynı babana benzedin. Ve çabuk büyüdü, değil mi? Çok. Çok çabuk geçiyor 6 yıl. Han Bey, Supi Bey geldiler. Supi mi? Evet, salonda sizi bekliyorlar. Ne işi var ki onun buraya? Belki babamın misafiridir. Yok canım, ya babamın ne işi olur Supi'yle? Davet etmez bile onu. Neyse, ben bir gideyim bakayım ne istiyor. Tamam. Görüşürüz yakışıklı. Baba, saçımı bozdun ya? Annen düzeltir. Sen de bu kadar yakışıklı olmasaydın. Oldu işte anneciğim. Nasıl olmuşum hala? Dünyanın en güzel, en yakışıklı doğum günü çocuğu olmuş. Seni yerim. Al bir tane. Yaşasın. Hadi sen in, biz de hemen geliyoruz. Kimse gelmedi mi daha? Arkadaşların gelmeye başladılar. O zaman gidiyorum ben. Hadi. Sen bir dur. Ne oluyor? Sana sormak lazım. Ne oluyor Aslı? Ne işin vardı o adamla? Bırak kolumu.
Ayrıca o adam dediğin kim anlayamadım. Aslı, kimden bahsettiğimi gayet iyi biliyorsun. Kadir'le buluşmaya gittiğini biliyorum. Sen beni mi takip ettiriyorsun? Bırak şimdi tat havayı. O adamla ne işin vardı? Ha? İlk fırsatta koşa koşa boynuna mı sarıldın ha? Sana bir şey hatırlatayım. O adam babanı öldürdü, babanı. Ben de tam olarak bu yüzden gittim zaten. Gittim çünkü yıllardır içimde biriktirdiğim öfkemi görsün istedim. Gittim bize yaptığı kötülüğü unutmasın ve bir daha karşımıza çıkmasın istedim. İlk fırsatta böyle koşa koşa eski aşığına sarılmak için ne güzel bir bahane. Ne sen ne de kardeşin asla hak etmiyorsunuz bu ailede olmayı, asla. Bitti mi? Bitmedi. Daha yeni başlıyor. Kardeşine söyle uyansın. Dün gece sabaha karşı geldi eve. Misafirler gelmeye başladı. İnsan yeğeninin doğum gününde öğleye kadar uyur mu? Ha? Han kardeşim, hayırlı uğurlu olsun. Rabbim damatını görmeyi de nasip etsin. Eyvallah Süper, eyvallah. Hoş geldin. Hoş gördük. Ya kusura bakma. Yeğenimizin doğum günü olduğunu bilseydim başka zaman gelirdim. E güzel. Başka zaman gel o zaman Süper. En çok da bu şakalarını seviyorum. Ya Han, Boran abi müsait mi? Hani gelmişken ona da bir hayırlı olsun diyeyim bari. Gel Süper gel. Buyur çalışma odasına. Han, yani önemli bir mesele olmasa rahatsız etmez. Anladım Süper, anladım. Hadi buyur. Bir dakika bekle. Alo. Buyurun müdür bey. Evet, evet anlıyorum. Doğru, yani otel için en doğrusu böyle olacak. Hı-hı. Anlıyorum. Tamamdır. Size çok teşekkür ederim. En yakın zamanda görüşmek üzere. Hayırdır inşallah. Hayır Süper'im, hayır. Otelle mi ilgili? Sorun mu var? Sıkıntı var da hallederiz Süper, hallederiz. Haydi. Kumru. Kumru. Ablacığım hadi kalk. Kumru kalk hadi ablacığım. Abla ne oluyor ya? Aşağıda yeğeninin doğum günü var. Sen hala uyuyor musun Kumru? Başladı mı? Ben de diyorum nereden geliyor bu gürültü? Hadi ablacığım kalk. Bak herkes seni soruyor zaten. Herkes beni soruyormuş. Sen başka yalan bulamadın mı söyleyecek? Melike hala seni sordu desem mesela. Bu nasıl bir yalan? O sorur abla. Maşallah kadın ahlak dedektörü gibi dolanıyor bütün evde. Hadi ablacığım. Kalk hadi kalk kalk. Kumru bu ne? Gerçek mi bu? Herhalde gerçek. Kumru biz bu konuyu konuşmuştuk ablacığım seninle. Abla çalmadım. Merak etme. Nasıl aldın o zaman? Hediye. Sevgilimden. Bu konuyu da seninle ayrıca konuşacağız da. Şimdi sırası değil. Hadi kalk hazırlan. Of. Of mu? Deniz diyorum Kumru Deniz. Sen ne ara bu kadar duyarsız bir insana dönüştün? Duyarsız.
Duyarsız olmadığım kalmıştı zaten. Ablacığım hadi kalk, hazırlan. Bak zaten sinirim tepemde. Ne oldu? Kim kızdırdı seni? Hadi ablacığım, bekliyorum aşağıda. Bu hesaplarda bir tuhaflık var. Tekrar kontrol edilsin bu hesaplar. Gerekirse depodaki bütün silahlar tek tek sayılsın. Komandör Orhan Bey, ben depo görevlileriyle konuşurum tek tek. Gel. Mama. Allah damatlığını da göstersin torununu Orhan abi. Delikli Sufi. Geç. Otur. Nedir sıkıntın? Sıkıntı bizden uzak olsun abi. Ben öyle bir selam vermeye uğramıştım. Ama özel bir güne denk gelmişim. Yalnız yeğenime hediyem Baki'dir. Bir ara uğrar bırakırım. Bırak yıkamayı, ağlamayı da söyle. Derdin ne? Vallahi mevzu büyük abi. Yani büyük derken miktar olarak büyük. Ne kadar büyük Supi? Şimdi abi sen de duymuşsundur. Etrafta savaş kızışıyor. Çok silah lazım. Sağlam bir aracı var elimde. Eğer tedarik edebilirsek 300 milyon dolar ödemeye hazırlar. 300 milyon? Trinkem'de. Öyle taksitli, pırlantaydı, taşlı değil. Direkt altınla ödeyecekler. Aklıma maklama uğraşmadan alacağım, kasaya koyacağım. Üçüncü Dünya Savaşı çıktı da bizim haberimiz mi yok Sapi? Ne yapacaklarmış o kadar silahı? Bu adamlar başka adamlar Han. Yani bunlar alıyor silahı, 3-5 katına dağıtıyor. Ağları geniş. Yani öyle bizim gibi değil. Her yerde, her millette adamları var bunların. Ama o kadar silahı da senden başkası çıkaramaz abi. O yüzden elçiye zeval olmaz, ben bir sorayım dedim. Dediğim gibi ben elçiyim. Ne diyorsun baba? Yani depolar ağzına kadar zaten silahla dolu. Hem fena iş gibi durmuyor. Öyle küçük küçük satacağımıza bir seferde büyük oynayalım. Sonra ne olacak? Eski müşterilerimize ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz baba? Gidin başka yerden alın diyeceğiz. Tamam da sonra ne olacak? Biz unuttuklarında. Unutsunlar baba. 300 milyon dolar diyor Supi. O iş öyle kolay değil. Savaş diyorsun. Bu iş bizi aşar. Eyvallah Orhan abi. Sen nasıl dersin? Şimdi senin kelleni almadan git. Mangalının başına git. Evet, aslan torunumun pastası hazır mı? Hazır, hazır baba. Güzel. Halan, biz haşlamadan içeri geçelim hadi. Baba, birazcık konuşabilir miyiz? Dinliyorum. Baba, bu iş bizi niye aşsın ben hiç anlamadım. Aşar oğlum, aşar. Savaş bölgesine silah satarak müttefik kazanamazsın. Herkes düşmanın olur. Baba, biz müttefik mi arıyoruz? Bir müttefiğe ihtiyacımız mı var? Evet, var. O sınırlardan nasıl geçiyorum zannediyorsun sen? He? Bu işe adamın karışmasını istemiyorum. Baba, depolar ağzına kadar dolu. Fena mı olur? Sen bu işler bana göre değil diyordun. Otelcilik falan diyordun. Ne oldu? Ya öyle öyle de sonuçta bu da şirketin işi. Duymazlıktan mı geleyim? Hem yani ayağımıza kadar böyle bir fırsat gelmiş. Baba, ya biz nereye kadar silah satacağız?
ben ölene kadar. Ben ölene kadar ondan sonra ne halt yersen ye. İstersen malı mülkü sat, bir otele yatır. Onu da becerebileceğini zannetmiyorum ya. O otel açılacak baba. Sen merak etme. Hani banka borcu vardı, nasıl açacaksın? Hallediyorum ben. Göreceğiz. Deniz, direktiremeyi unutma. Üflüyorum. Ama hepsini aynı anda söndüreceksin, anlaştık mı? Bu da dedenin hediyesi. Aile yadigarı. Bu ne? O bir saat oğlum. Deden onu bana bile vermedi biliyor musun? Ama böyle yakışıklı bir torunu olunca işler değişiyor demek ki. İyi de ben bunu koluma takamam ki. Hem onun ekranı dijital bile değil. Onu zaten koluna takmayacaksın. Sen büyüyünce anlayacaksın onun kıymetini. Denizciğim, deden sana bütün mirasını bıraktığını söylüyor. Boynumu asabilir miyim? Kralım biz onu şöyle yapalım. Siz onu bana verin. Ben onu gizli hazinenizde saklayayım. Ne dersiniz? Bak bakayım bana. Öp bakayım teyzeni. Olmaz. Sen öpeceksin beni. O niyeymiş? Pastayı ben üfledim. Bütün mumları söndürdüm. Hem de akıllıyım diyor ya. Gel buraya. Öptüm. Ne diledin söyle bakayım. Annem babam birbirlerini hep sevsin. Bizi çağrılmayalım dedim içimden. Aferin sana. Hediye faslı bittiyse fotoğraf çekilelim mi abi? Evet. Başından suyu dökerim ha. Oğlum yardım eder misin? Boyum yetişmiyor. Şuraya yukarı koyacaksın o tabakları. Hasta mısın sen? Gel bakayım buraya. Oo, ateşim var. Dur hemen bir çorba yapayım sana. Benim yanımdasın. Özgürsün. Kadir. Kadir. İyi misin? Sabahtan beri seni arıyorum. Telefonlarını da açmadın. Ne oluyor? İyiyim, iyi.
Önemli bir şey yok. Annemin yanındaydım. Akşam oldu ama. Saatler önce çıkmışsın hastaneden. İyiyim ben Doğan, merak etme. Sen ne zamandır buradasın? Oldu biraz. Çok derin uyuyordun. Uyandırmak istemedim aslında ama. Aslında adını sayıkladığını duyunca kabus gördüğünü anladım. Bir kabustan uyanıp başka bir kabusun içine düşmek nasıl bir şey, düşündün mü hiç? Beni mi kastediyorsun? Ne demek istediğimi anladın Doğa. Bir su alacağım. Nasılsın kızım? Haberler kötü baba. Çok üzerimize geliyorlar. Parça parça edecekler böyle giderse. Samet daha kendine gelemedi. Kimseyle konuşmuyor. Kimse de lafını dinlemiyor. Sen meraklanma. Baban daha son kuzunu oynamadı. O çocuk mu son kuzun? Kadir. Umarım güvendiğin kadar iyidir. Göreceğiz. Her gece aynı kabusu görüyor hala. O zaman o kabusu unutturma ona baba. Çünkü dışarısı da kabus gibi. İnsanoğlu her şeyi unutur da ihaneti unutmaz. Aşk, sevda, onu unutur mu peki? Unutmaz. Dışarıdaki en büyük kabusu da o zaten. O kabustan uyandırmadan ne desem, ne öğretsem boş, anlıyor musun? Peki. Eğer sen Kadir'e güveniyorsan, ben elimden geleni yaparım. Onu yalnız bırakmam. Ama sen de dikkat et baba. Eğer Varnalılar yanına geldiğini öğrenirse, bütün emeklerin boşa çıkar, biliyorsun değil mi? Merak etme kızım, bunca yıl oldu. Şu avluda beni görmeyen, bilmeyen, benim de bilmediğim, görmediğim kalmadı. Bu hapishaneden benim haberim olmadan kuş bile uçamaz. İlla ki bir iki çakal çıkar be baba. Onların da icabına o zaman bakarız. Demek buralarda büyüdün. Evet. Burada doğdum. Burada büyüdüm. Bu sokaklarda oyun oynadım. İlk kez bu sokaklarda kavga ettim. İlk kez burada aşık oldum. Sonra? Sonrasını ben söyleyeyim istersen. Burada anneni kaybettin. Burada ihanete uğradın. Burada katil damgası yedin. Ne güzel çalıyor. Halil abi. Halil abi kim? Gel tanıştırayım. Yok, geç oldu. Ben gideyim artık. Hem sen de arkadaşlarına hasret gider. Yahya baba peşimden ayrılmamanı söylememiş gibi mi yapalım? Aslında tam olarak öyle söylemedi. Yani göz kulak al dedi sadece. İyi ya işte. Bana göz kulak olmak için beni iyi tanıman lazım. Bu da güzel bir fırsat bence. Seni gayet iyi tanıyorum, merak etme. Kimseyi o kadar iyi tanıyamazsın. Bak, sözüne güvendiğim biri şöyle demişti. İnsanlar değişir. Çünkü zaman durmaz. Hadi. Vurgun yemiş misali gönlüm tutuldu. 6 yıl. 6 yıl sonra onu ilk gördüğümde boynuna sarılmak istedim. Babamın, katilinin boynuna sarılmak istedim. Keşke bir şey olsa da böyle bu hissi kalbimden çıkarıp atabilsem. Hayır, hayır canım benim. Suçlama kendini. Belki de gerçekten masumdur. Sen de yanımdaydın Zuhal. Neler yaşadık. Bütün o mahkeme süreçleri. Tek bir şey yeterdi, biliyor musun? Tek bir ihtimal. Ben yapmadım demiş.
Gerçekten hiç inanmadın mı ben yapmadım dediğinde? İnanmak istedim. Çok istedim. Ama babamdan utandım. Ya masum olduğunu ispatlarsa? Ben evliyim Zuhal. Bir ailem var benim. Deniz var. Han var. Ama hala Kadir'i seviyorsun. Allah Allah. Şunlara bak. Üfle ihtiyar. Hah be kardeşim ya. Nerede kaldım be oğlum ya? Gel. Geldik geldik. 6 yıldır bu soruyu soramadı ya. Çok özlemiş. Saat başı sorar artık. Bak. Geçmiş olsun. Allah bir daha ne gelmişin ne geçmişini. Abi eyvallah. Eyvallah. Tanıştırayım. Doğa. Avukatım. Halil abi. Murat. Murat ben. Memnun oldum. Onun sayesinde her şey bu kadar çabuk oldu. Yoksa daha tutacaklardı içeride. Ha meşhur Doğa. Tamam sonunda tanışabildik ya. Meşhur derken? Evet Murat. Meşhur derken? Sabah işte adamlar şey dedi de Doğa Hanım bekliyor. O manada meşhur yok. Başka bir şey yok. Ha. Hadi geçin buyurun kızım. Gel. Gelin kızım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Halil abi vallahi ne var ne yok donatmışsın masayı ya. Bugüne özel. Müşteri bile almadım ha. Almadın mı? Yoksa gelen mi olmadı? Murat. He? Bak vallahi suya atarım seni ya. Hiçbir şey yapamazsın vallahi ya. Bu arada ne kadar güzel çalıyorsunuz klarneti. Eski dostumuzdur. Aramız iyidir. O zaman müzisyensiniz galiba. Bir zamanlar öyleydim. Uzun hikaye be. Vallahi bir gün dinlemek isterim. Anlatmaz. Ben yıllardır biliyorsun yani soruyorum hiç ketum. Ulan sana anlatacağıma istavriti anlatırım ben. Espriler de böyle ne yapacaksın? Hadi hadi git. Şu eksiklerimizi getir hadi. Hemen 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 hemen. Tamam. Uyudu mu? Anında. Çok yoruldu bugün. Ve bütün gün oradan oraya koşturdu. Sen iyi misin? İyiyim, sağ olun. Gel bakalım seninle konuşalım, gel. Kadir hapisten çıktı, biliyorsun değil mi? Bak kızım. Biz babanla dosttan öteydik. Birbirimize yoldaştık. Siz de öyle. Ailemsiniz benim sen. Kız kardeşin. Onun için Han'la evlendirdim seni. Bütün bu evin, bütün bu varlığın geleceği sizin olsun istedim. Bir baba kaybettin. Ama ben de senin babanım. Çok sağ olun. Siz olmasaydınız ne yapardık bilmiyorum.
Annem, babam, Kumru'nun hastalığı. Hep yanımızdaydınız. Ne öyle olacak, öyle olmalı. Biz aileyiz. Ama seni buraya bunları söyletmek için çağırmadım. Öfkelisin. Çünkü babanın katili salıverildi. Öfkelisin. Ve haklısın. Eğer dersen ki bu adamın nefes almasına tahammül edemiyorum, hemen gereğini yerine getiririm. Nasıl yani? Leşini ayaklarına sererim. Eğer sen istersen. Ne istiyorsun? Kararın ne? Böyle bir şeye gerek yok. Ben artık ailemle huzur içinde yaşamak istiyorum. Geçmişi sorgulamak, o günlere tekrardan geri dönmek istemiyorum. Peki nasıl istersen. Ama ben hep yanındayım. Bunu unutma. Artık kimse huzurumuzu bozamaz. Teşekkür ederim. Ben bir hana bakayım. Müsaadenizle. Abi, ne oluyor? Aslı'yı buradan çıkarken gördüm. Biraz konuşmak istedim Kadir kafasına takmasın diye. Takılmasın derken, takılacak ne varmış ki? Babasının katilini salıverdiler ya. İsterse leşini önüne sererim dedim. Yok artık. Aslı için adam mı öldüreceksin? Aslı ailemizden değil mi? İsterse yaparım. Abi. Abi. Aslı hiçbir zaman senin kızının yerini tutamayacak. Biliyorsun değil mi? Güzel. Sen neden geldin buraya? Bir durum mu var? Ne oldu? Yok. Kahve içer misin diye soracaktım. İçmem. Sen bilirsin. Ama bu dediğimi bir düşün istersen. Deniz, uyudun mu? Çoktan. Sen dışarıda mısın? Hı. Oteldeyim. Ne yapıyorsun bu saatte otelde? Seni bekliyorum. Anlamadım. Han, ben evdeyim. Tamam işte. Acele et. Seni bekliyorum. Han, bir şey mi oldu? Evde konuşsak olmuyor mu? Gece gece ne işimiz var otelde? Aslı, acele et. Seni bekliyorum.
içki ısmarlayabilir miyim? Bilmem. Ismarlayabilir misin? Bakar mısın? Hanımefendinin şeyden istiyorum, iki tane. Burak ben. Kumru. Memnun oldum. Çok sık gelir misin buraya? İstersen burada hiç vakit kaybetmeden salayacağım. Oo. Çok hızlısın. Gereksiz muhabbet sevmem. O zaman ben seni dışarıda bekliyorum. Ne oluyor be? Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Sen kimsin oğlum? Bak bak laflara bak. Kızım ben senin gibileri iyi bilirim ha. Nerede lan benden çarptığı çakmak? O çakmak ne kadar, senin haberin var mı? Ne diyorsun lan? Hırsız mıyım ben? Hırsızsın tabii lan. Oğlum seni parçalarım. Lan seni var ya. Ya ne oluyor, bırak. Lan bırak. Lan kadın çakmağımı çaldım lan, bıraksana. Sen kalkıyor musun? Hoş geldin. Ne oldu? Niye buraya çağırdın beni? Sana söylemek istediğim bir şey var. Bunu illa burada mı söylemen gerekiyordu? Evet. Çünkü burayla, yani otelle ilgili. Ne oldu? Yoksa banka otel satışı mı çıkardı? Bütün emeklerimiz boşa mı gidecek şimdi? Kim bilir kimin olacak bu otel? Aslında yani tam olarak öyle değil. Ha ne oluyor? Söylesene artık. Ya ben bu haberi sana sabah vermek isterdim. Ama şimdi herkesin ortasında çığlık falan atarsın diye de bir korkmadım değil. Banka aradı. Yatırımcıyı bulmuşlar. Eğer anlaşırsak, ki anlaşmak zorundayız, onlar otelin borcunu kapatacak ve onlara vereceğimiz ufacık bir hisse karşılığında otelimizi açabileceğiz. Sen ciddi misin? Ciddiyim. Ve çığlık atacaksan tam zamanı. Yok, çığlık atmayacağım tabii ki de. Sevinçten ağlayabilirim şu hayır, an. Hayır, hayır. Ağlamak çok. Ama istiyorsan sarılabiliriz. Hı? Yavrum, bu kadar yeter mi yoksa meseleyi cerrahi boyutu taşıyalım mı? Abi, abi senin hatun olduğunu bilmiyordum abi. Yenge mi olduğunu bilseydim yapar mıydım abi? Ona değil, bana konuş. Yenge çok özür dilerim yenge. Ben öyle söylemek istemedim ki yenge. Sen yanlış anladın. O çok... Tatlım, bence bu kadar yeter. Kumru. Dur yapma dur. Öldürme beni ne olur dur. Senin kafanı sıkarım burada. Bir daha kiminle nasıl konuşacağına dikkat edeceksin. Duydun mu beni? Hırsız değilim ben. Senin iki paralık çakmağını ne yapayım? Aynen öyle. Dünyam, sen işte ben sana dünyaları vereyim. Duydun değil mi? Duydum ne olur duydum. Kumru, adam korkudan ölecek neredeyse. Sen şu... Verir misin silah? Vermiyorum. Benim artık bu. Nasıl, beğendin mi kızım balığı? Ellerinize sağlık. Her şey çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Kadir. Hı? Tamam be oğlum ya. Yeter. Geçti gitti. Bak istiyorsan tamirhaneye tekrar açarız. Ben ara sıra girdim ha. Kiri pası ne varsa temizledim. Gördüm. Eyvallah, sağ ol. Evi de boyarız. Badanası boyası neyi varsa yaparız.
Sırma teyzeyi hastaneden çıkarırız, gerekirse biz bakarız ya. Nedir ya? Ha? Eyvallah Murat'ım, sağ ol. Ama şimdilik hastanede olması daha iyi. Nasıl istersen kardeşim, ne diyeyim? Tamirhaneyi istemiyorsan burayı vereyim sana. Ben yaşlandım artık oğlum, çalıştıramıyorum. Zaten müşteri de yok. Denizde balık da yok. Balık mı yok? Ya gırnata çalmaktan senin balığa çıktığın mı var ya? Tekne yatıyor orada, bir de denizde balık yok diye. Ulan çok biliyorsan sen çık. Yaşlandım diyorum, duymuyor musun ya? İşte yaşlandın, duymuyorsun abi. Bir Allah abi, Allah'ın aşkına bana bir söylesene. Bu adam motorcu adam. Lokanta işletmekten ne anlar? Bana bir anlatsana hadi. Ha? Lan dua et, misafirimiz var. Yoksa ben sana yapacağımı biliyordum ya. Acayip sever beni. O kadar sever ki böyle evladı gibiyim ben bunun. Öyle sever yani. Hadi lan. Evlat olsan sevilmezsin be. Valla bence burası çok güzel bir yer. Eğer kader isterse burası nefis bir yer yapar bence. Öyle değil mi? Eyvallah abi, sağ ol teklif için ama... daha yeni çıktık. Bakalım. Düşünürüz hepsini. Doğru. Ben kalkayım artık. Hadi bakalım. Hayda bu... hiç olmadı böyle bir zengin kalkışı gibi birdenbire. Halil abicim, bu arada çok mutlu oldum sizi tanıdığım için. Hikayenizi dinlemek istiyorum bir gün. İnşallah bir gün anlatırım kızım. Bende de güzel hikayeler var. Ne güzel. Onları da dinlerim bir gün. Ne zaman? Bir zaman da şey yaparız. Sen geliyor musun? Nereye ya? Karışmasana lan sen. Ben yolcu edeyim seni. İyi akşamlar. Tekrar teşekkür ederim her şey için. İyi akşamlar. Ne bakıyorsun abi? Ne bakıyorsun? Ne yaptık ya? Bas bakayım marşa. Emin misin? Yahu sen bas. Bas, çalışacak. Vallahi çalıştı. Çalıştı be. Allah be. Ah be dedem, ah be dedem. Sonunda. Ulan. En azından çalıştı. Ne diyorsun? En azından çalıştı ha. Bu da bir gelişme. Vallahi öyle be. Ama bak, sana söz. Seni dedemle bir gün evinin önünden almazsam bana da kadir demesinler. Yaz bunu. Söz mü? Söz be. Söz. Oh. Aslı'yı zorla evlendirmediler Kadir. Hala seni sevdiğine inanıyorsan yanılıyorsun. Aslı karşına çıkınca annene yapılanı, bütün yaşadıklarını öylece silip attın mı yani? Beni, babamı, herkesi kandırdın mı? Gerçekten vaz mı geçeceksin? İçinde yanan intikam ateşi yalan mıydı?
Kadir değil mi o? Şerefsize bak ya, bir de kapımıza kadar gelmiş. Han. İnme lütfen. İnme ne demek Aslı? Ondan mı korkacağım? Han, ben olay çıksın istemiyorum. Çıksın Aslı, çıksın. Eceli gelen köpek cami duvarını işermiş. Sen eve geç, ben geliyorum. Han. Ben bir daha aynı şeyleri yaşamak istemiyorum. Bırak ne hali varsa görsün. Tamam. Gidip sadece defol gitmesini söyleyeceğim. Buna da hayır demezsin herhalde. Sana söz veriyorum. Sen eve geç. Ben geleceğim. Hayırdır lan? Niye geldin? Sen çok iyi biliyorsun niye geldiğimi. Yaptıkların yanına mı kalacak sandın? Beni öldürmeye mi geldin sen? İsteseydim onu çoktan halletmiştim. Laflara bak sen, kaderime bak ya. Bu hapishane denilen yer gerçekten değiştiriyormuş adamı demek ki. Emin ol, değiştiriyor. Sen de bir gün tadacaksın, merak etme. Tavsiye vermeye gelirim. Tabii. Kadir'cim, silahın nerede? Sen bu kapıya silahsız gelmezdin. Bırak tatavayı Han. Aslı bir gün masum olduğumu öğrenecek. İspatlayacağım yediğin haltları. Aslı'nın adını ağzına alırken bundan sonra iki defa düşüneceksin. Aslı benim karım. Evimin önüne gelip karım hakkında konuşursan seni şuralara bir yere gömerim, anlıyor musun beni? Keşke sende o cesaret olsa. Sen sadece arkadan hiç çevirmeyi bilirsin. Senin cesaretin gözümün içine bakıp tetiği çekmeye yetmez. Bunları mı anlatmaya geldin? Sen benim hayatımı tam burada mahvettin. Ben de senin elinde ne var ne yoksa alıp bu hesabı tam burada kapatacağım. O gün geldiğinde seni kulağından tutup buraya getireceğim Han. İşte bunları yüzüne söylemeye geldim. Sen şimdi Kadir yine esip gürlemeye başladı diyeceksin tabii. Hı hı. O esme öyle bir esme olmayacak. Fırtına çıkacak Han. Seni o fırtınada boğacağım. Bakalım kim kimi boğacak Kadir'cim. Sen kaşındın. Bravo. Özür dilerim. Yorucu bir gündü. Erken yatmak istedim. Ne konuştuğumuzu merak etmemiş. Söylediği hiçbir şey babamı geri getirmez. Aslı. Başardın değil mi? Oğlumuz iyi baba olabildin. Seni herkesten çok seviyor. Hatta benden bile. Bazen kıskanıyorum ikinizi. Yok canım. O benim canım oğlum.
seni de, onu da dünyadaki her şeyden daha çok seviyorum. Neyse, ben çıkayım. Sen giyin. İşte bu. İş bana bak, menemen hazır ha birazdan. Kardeşim menemen hazır da Ali abi ortada yok. Ben sana dedim ekmek almaya ben gideyim dedim ya. Bu ihtiyar şimdi göbeğini sallaya sallaya fırına gidecek de ekmek alacak da biz de menemen yiyeceğiz. Sabret be oğlum, kaç aylıksın? Ya kardeş, bak bu menemen, bu hassas konu. Bak bu soğuk yenmez, bu soğanlı yenmez, bu salçalı yenmez. Daha sayayım mı ben sana? Hadi kur sofrayı, kur. Gelir şimdi. Ha gelir, bekle sen. Bir şey soracağım sana. Ha sor bakalım. Bak bir. Senin avukat. Ne olmuş avukata? İşte ne olmuşsa çok güzel olmuş vallahi. Ha? Çok güzel kız oğlum, harbi kız. Ha? Ne diyorsun? Oğlum işte bir maniti falan varsa bilelim, bir yanlışımız olmasın diye. Yani var mı? Biliyor musun bir şey? Ha? Ya Murat, hadi. Hadi sen sofrayı kur, hadi. Oğlum bana söylüyorsun da adam hala ortada yok ya. Ya Murat, haydi, haydi. Haydi. Bir şey ihtiyarladı oğlum. Kadir. Hop. Bak bir bak, gel. Geldim. Ben bir Halil abiye bakayım. Hamuru kendi yoğuruyor herhalde. Çok vaktini almayacağım. Seni dinliyorum. Niye geldin akşam? Ne istiyorsun? Dün arabada buldum bunu. Ben bıraktım. Peki öyle yüzüğü çıkarıp atınca geçmişi de öyle silip atabiliyor musun? Keşke yapabilsem. O zaman belki babam hayatta olurdu. Benim katil olduğuma inanmıyorsun ama inanmak zorundaymış gibi davranıyorsun Aslı. Zorunda olduğum için değil. Gerçek bu olduğu için. Gerçek. Niye geldin o zaman buraya? Ailemden uzak durmanı söylemek için geldim. Ben bir daha senin karşına çıkmayacağım. Sen de bizim karşımıza çıkma. Ne oldu Han? Korktun mu karşıma çıkmaktan? Han değil, ben korktum. Daha önce bir aile kaybettim Kadir. Bir aile daha kaybetmek istemiyorum. Gerçekleri değiştiremezsin, farkında değil misin? Hangi gerçekleri ya? Ha? Hangi gerçeği? Senin Han'la evliliğin gibi bir gerçek mi? Ha? Ya. Ben bir şey çok merak ediyorum ya, sen... Sen gerçekten aşık mısın Han'a? Evet. Kalp alışır acı çekmelere. Bir daha karşımıza çıkma Kadir. Can dayanmaz yeni sevmelere. Boşak yürek çekip aynı
Bana sorun bir kim haklı? Şu yüreğim ne meraklı? Hiç sözümü dinlemiyor. Sorarım aşk durulur mu? Acıyı sevmek olur mu? Hani hayat bir oyundu? Artık içimde sinmiyor. Acı çekimlere can dayanmaz yeni sevmelere. Boşak yürek çekip aynı. Bana sorun kim haklı? Şu yüreğim ne meraklı? Hiç sözümü dinlemiyor. Sorarım aşk durulur mu? Acıyı sevmek olur mu? Hani hayat bir oyundu? Artık içime sinmiyor. Hani hayat bir oyundu? Artık içime sinmiyor. Hadi başlayalım. Geri dönemeyeceğin bir yola girdiğini farkındasın değil mi? Ben 6 yıldır bu anı bekliyorum Doğa. Sadece bazı konulardan emin olmam gerekiyormuş. Hadi gel benimle. Hadi kalk. Biraz değiştirelim seni. Yahya babanın değiştirdiği yetmedi mi? O içini değiştirdi. Ben dışını değiştireceğim. Hadi. Hazır mısın? Senin yerinde olmayı o kadar çok isterdim ki. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ama onlarla öyle bir oynayacağım ki sana yaşattıkları için pişman olacaklar. Tanıştığımız günü hatırlıyorsun değil mi? Görüş gününe gelmiştin. Sen bana orada bir söz verdin. Onlara ait ne varsa alacağım. Hayallerini bile. Dikkatli ol ama. O herif acımak nedir bilmez. İstediğini almak için yapmayacağı alçaklık da yoktur. Saat aile yadigarı. Benim babam Varna'dan gelirken yanında bir tek bu saat varmış. Varna neresi? Uzak mı? Uzak. Görmek ister misin? Gidelim. Ben arabayla bir yerlere gitmeyi çok seviyorum. Ah dedeciğim, bilmem mi? Bilmem mi? Orhan Bey. Aha, Sufi. Kusura bakma, böyle pat diye geldim ama bir konuşalım mı? Dedeciğim, sen hadi odana geç. Biz bir iş konuşalım. Hadi. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol dedeciğim. Eyvallah kral. Maşallah, çok da saygılı. Müsaade var mı? Geç otur.
Nedir derdin Supiye? Abi, bu adamlar teklifi yükselttiler. Vallahi biliyorum. Bana kızacaksın ama elçiye zeval olmaz. Çok ihtiyaçları var. Açıkçası hayır dedikçe de ortam geriliyor. Supri. Sen beni tehdit mi ediyorsun ulan? Son seferde başına neler geldi hatırlıyorsun değil mi? Estağfurullah abi. Bir daha öyle bir hata yapmam ben. Adamlar ciddi. Israrcı da olunca bir kere daha gelip mevzuyu gözden geçirelim dedim, o kadar. Benim gözden geçirecek mevzum yok. Bu iş bizi aşar. Faydasından çok zararı dokunur. Biz pastamızı biliriz. Dilimi büyütmek için vuruşuruz. Ama başkasının pastasında gözümüz olmaz. Her pastadan bir dilim almaya kalkarsan her masadan düşman edinirsin. O zaman da biri kalkar, dur bakalım der. Yukarıdakileri kastediyorsun değil mi abi? Aynen. Onun için bu meseleyi bir kez daha benim önüme getirme, hanımla aklına girmeye kalkma. Yok abi, olur mu öyle şey? Sen netsen, ki netsin, ben de gidip aynen söylerim adamlara. Merak etme. Hadi. Yallah. Heyecanlı mısın? Biraz. Yıllardır bunun hayalini kuruyoruz. Zor oldu ama başardık. Senle ben. Beraber. Sanırım birlikte yaptığımız en güzel şey. Deniz için. Oğlumuz için. Bak. Şu otel bir açılsın. Her şey bambaşka olacak, göreceksin. Ama tabii daha çok işimiz var. Bir an önce otelin açılışını yapmamız lazım. Sen bunları düşünmüyorsun. Şu imzaları bir atalım. Yarın işimizin başındayız. Şimdi heyecanlanmaya başladım işte. Aslında bizim için de sürpriz oldu bu teklif. Yani dünyada ekonomi bu kadar sıkıntılıyken böyle bir yatırım tüm taraflar için çok kıymetli. Açıkçası yönetim kurulu başkanımız bu anlaşma için çok uğraş verdi. Bu herkes için iyi olacak. Öyle tabii, öyle de bizim yaptığımız otele yatırım yapmak çok da sürpriz olmasa gerek. Tabii ki. Biz bütün süreci yatırımcımızla paylaştık zaten. Harika, çok güzel. Değil mi hayatım? Evet. Neyse. Bir an önce şu imza işlerini halletsek de biz de işimizin başına dönsek. Evet, yeni yatırımcımız da geldi. Kadir Erdem. Şaka mı? Bu ne? Anlayamadım Han Bey. Kamera nerede? Bu kadar şaşırmanızı anlıyorum tabii ama ne diyebilirim? Zaman insanı değiştiriyor. Ne oluyor Kadir? Ben sana anlatayım hayatım. Kadir Bey'imiz kendini önemli bir insan gibi gösterip kendince oyunlar oynuyor. Han Bey, ne yaptığınızı anlamaya çalışıyorum ama. Şöyle anlatayım Müdür Bey. Hepsi şu herifin oyunu.
Ya bunda o para ne gezer? Sizi bile kandırmış nasıl başardıysa, bravo. Müvekkilim EDM Yatırım Holding'in yönetim kurulu başkanıdır. Geçelim mi? Tabii. Erdem tamirhanesi olmasın o. Bence geçmişi değil. Geleceği konuşalım. Sanırım 200 milyon dolar gibi bir kredi borcuyla karşı karşıyasınız. Eğer bir yatırımcı bulamazsanız otel banka tarafından satışa çıkarılacak. Bravo. Bravo ya. Ben Simo. Rolüne çok iyi çalışmışsın Kadir'cim. Tebrik ediyorum. Şimdi buradan defol git. Biz de önemli işlerimizi halledelim. Ne dersin Kadir'cim? Eğer teklifimi kabul ederseniz banka borcu bugün kapanır. Tabii benim de birkaç ufak isteğim olacak. Otelle ilgili. Aslanım, bu bulacağınız en iyi teklif. Kaçırmayalım derim. Siz bu herifin kim olduğunu biliyor musunuz? Han yeter. Yetmez. Çocuk oyuncağı değil bu. Biz de öyle olmadığını anlatmaya çalışıyoruz zaten. Öyle mi? Güzel. O zaman ben de teklifine şöyle cevap vereyim. Han Bey, ne yapıyorsunuz? Teklifinizi reddediyoruz. Bu toplantı burada bitmiştir. Bakın Han Bey, ne yapmaya çalıştığınızı anlamıyorum ama daha fazla uzatamazsınız bunu. Bu anlaşmayı imzalamazsanız eğer yönetim kurulu kararıyla otel önümüzdeki hafta satışa çıkacak. Öyle bir şey olmayacak. Hayatım, gidelim mi? Çok özür dilerim Doğan. Ben de ne olduğunu anlamadım. Merak etmeyin. Biz gayet iyi anladık. Yok, 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 yok. Böyle olmaz. Bu herif böyle durmadan karşımıza çıkacaksa ben gereğini yaparım. Gereğini yaparım ne demek Han? Ne demek olacak Aslı? Hak ettiği sonu bulacak demek. Bağırma. Deniz yukarıda. Bu herif durmayacak. Durmadan karşımıza çıkacak böyle. Aramızı bozmaya çalışacak çünkü bizi kıskanıyor. Ama ben ona bunun hesabını soracağım. Varnalılarla uğraşmak neymiş? Görecek. Gereken cevabı aldı Han. Bence yeterli. Yetmez. İlla birilerinin ölmesi mi gerekiyor? Yetmedi mi? Tekrardan aynı şeyleri mi yaşayacağız? Benim suçum mu? Benim suçum mu? Sen söyle. Ben mi dedim içeriden çıkar çıkmaz aynı gün kapımızın önüne kadar gel diye? Dün gece geldiğinde sana bundan bahsetmedi mi? Bahsetse ben o toplantıya gider miydim? Ama havalı bir giriş yapacak ya beyimiz. İkimize de söylememiş işte. O ne demek? Anladın sen Aslı. Bence gayet iyi anladın. Çıkar çıkmaz adamın peşine düşersen adam da böyle her yerde karşımıza çıkar tabii. Sen beni mi takip ettiriyorsun? Ettiriyorum tabii. Ettirmeyeyim de ne yapayım? Ya adam içeriden çıktı, ilk gün kapıma kadar dayanmış. Ben ne yapayım? Kös kös oturayım Aslı. Bunun için yani. Sırf güvenliğim için. Başka ne için olacak Aslı? Hı? Başka ne için olacaktı ki? Ama sen adama gidip o dandik lokantada neredeysen adam çıkarttı 200 milyon dolarlık çeki böyle çat diye masaya koydu. Tabii karşılığı varsa. Ben ona ailemizi rahat bırakmasını söyledim. Artık bizden uzak dur dedim. Çok iyi anlamışsın. O kadar iyi anlamış ki. Aynı gün geldi karşımıza oturdu. Hem de yatırımcı olarak. Ya yeter Han, yeter. Her şey benim suçummuş gibi konuşmaya devam etme. Ya benim suçum mu? Ne oluyor?
Yok bir şey Allah, sen karışma, aile meselesi. Ne bağırıyorsunuz? Neymiş bu aile meselesi? Ha? Konuşsana. Burada aileden olmayan biri mi var? Neymiş bu aile meselesi? Kusura bakmayın. Ben bir denize bakayım. Ne oldu? Banka. Otele yatırımcı olmuştu. Biz de kalktık aslıyla gittik. Gittik de kimi göreceğiz tabii? Kadir Bey. EDM Yatırım Holding. Ne yani o tamirci parçası ne yatırım yapacakmış? Ne bileyim hala, ben ne bileyim. Ya herif zaten peşimizi bırakmıyor. Bırakacaktım ben onu o hapishanede. Denedin ama başaramadın. Öyle hatırlıyorum. Ben sana ne dedim? O otel işine para yatırmayacaksın demedim mi? Dedim. Sen gittin, elinde ne varsa hepsini yatırdın. Avcundan da şimdi kayıp gitmesini seyrediyorsun. İstiyorsan vardı 3-5 tane otel. Ya baba sen onlara otel mi diyorsun? En azından bizimdi, bankanın değil. Tamam abi, uzatmayın. Olan olmuş yani. Zararın neresinden dönersek kârdır, öyle değil mi? Dur dur hala, kim senin bir yere döndüğü yok. Ben orayı kimseye yedirmem, o oteli açacağım hala. Anladınız mı? Açacağım o oteli. Han! Bak, bu iş uzadıkça hepimizin tadı kaçıyor, görüyorsun. Bırak inadı. Kapansın bu mesele. Asla. Neden? Asla artık seni sevmez diye mi korkuyorsun? Han. Anahtar. Abi, ne oluyor? Kadir bu kadar parayı nereden bulmuş olabilir? Ayrıca ne bu şimdi? Neyin intikamı? Biz mi dedik kapımızın önünde adam öldür diye? Onun bütün derdi Aslı. Onun asıl derdi Aslı'yla falan değil. Onun asıl derdi Han'la. Kardeşiyle yani. Ay bak kızıyorsun, sinirleniyorsun biliyorum. Ama bir gün bu gerçeği öğrenecekler. Ve bizim çok geç olmadan bir şey yapmamız lazım. Kadir'i bu işten uzak tutmamız lazım, anlıyor musun? Neyse ne. Öde borcu, kapansın, bitsin gitsin bu mesele. Bitsin gitsin öyle mi? Bitsin gitsin. Sırf Kadir'le didişmesin diye paramızı bir hayale bağlayacağız. Abi, Kadir katilin teki. Katil. Biz ne katiller gördük ama hiçbirini alt etmek için 200 milyon dolara ihtiyacımız olmadı. Kendi düşeni alamaz. İş istiyorlarsa gelsinler. Yok kendi işlerini yapacaklarsa o zaman buyursun yapsınlar. Peki öyle diyorsun. Dediğin gibi olsun. Çok pişman olacaksın. Ne oluyor abla? Niye delirdi herkes bu saatte? Bu saatte? Tabii sen geceleri yaşadığın için alışık değilsin bu saatte kalkmaya. Yalvarırım konuyu bana çevirme. Gerçekten hiç halim yok. Niye soruyorsun o zaman Kumru? Kadir yüzünden değil mi? Çıkıp geldi mi hemen peşinden? Ne oldu? Kumru, o bizim babamızın katili. Biliyorum. Da sen bundan eminsin değil mi? O ne demek şimdi? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz demek.
Bu adam böyle peşinde dolanıyorsa bir umudu var demek ki. Kumru, sen neler söylediğinin farkında mısın? Yalan mı? O adam senin sevgilin değil miydi? Babamın katilini hayatımıza sen soktun abla. Belki anda onu yeniden hayatımıza sokmandan korkuyordur ha? Kumru. Altı yıl evlat, altı yıl dayandın. 15 dakika daha dayanırsın. İnsan bir kere özgür olunca boğazını sıkmakla aynı şey oluyor bu dört duvar. Senin derdin burayla değil. Burayla, anlıyor musun? Bir tane. Hadi. Anlatın bakalım. Ne yaptın? Çekiyi yırtıp yüzünüze mi fırlattı, yoksa masaya mı attı? Masaya fırlattı. Sen niye sordun ki bunu şimdi bize? Masaya attıysa içinden bir an bile olsa geçirmiş demektir kabul etmeyi. Peki biz ne anlamalıyız bundan? Ne kadar çaresiz olduğunu. Ve bir kere ne kadar çaresiz olduğunu gören birinin atacağı adım felaket olur. Hayırdır? Canım bu saatte kebap mı çekti ha? Bırak kebabı Süpü. İş konuşacağız. Çık. Buyur otur. Konuşalım bakalım. Neymiş bu iş? Şu silah işi. Hı. Kabul ediyoruz. Ha. Kabul ediyoruz mu? Kabul ediyorum Muhan. Ne fark eder Süpü? Sana teklifi Varnalılara götür demediler mi? Ben de bir Varnalı değil miyim? Kabul ediyoruz diyorsam kabul ediyoruz. Ama aramızda kalacak galiba. Doğru mu anlıyorum Han? Bir itirazım var Süpü. Han, severim seni. İştahlısın. Tek başına koca otel diktin şehrin ortasına. 20 katlı mıydı, 30 katlı mıydı o bina? Neyse ne Süpü. Yalnız bir şartım var. Bu paranın 200 milyon dolarını hemen önden istiyorum. O zaman benim de bir şartım var Han. O parayı aldıktan sonra o işten geri dönüş olmaz artık. Hı. Orhan abi bana bir delik daha açacak olursa önüme sen geçeceksin. Ben de merak etme. Merak etmiyorum. Ben meraklı bir adam değilim Han. Ama söz istiyorum. Söz Süpücüğüm, söz. Babam seni delmeyecek. Yüzcü sözü. Anlaştık mı? Tamam. Arıyorum o zaman ben hemen adamları. Hı hı.
Volta dediğin mahkumun mektebidir evlat. Mahkum yediği ekmeği de, küfrü de, dayağı da sindirmeyi Volta'da öğrenir. Sonra zaman geçmez olur. Volta uzar da uzar. İşte o zaman eskiden attığın bütün adımları düşünmeye başlarsın. Kader seni nerede çıkarmış çemberin dışına anlamaya çalışırsın. Ama aslında aradığın nedir biliyor musun evlat? Aradığın tutunacak bir daldır. Çünkü hayat kıymetli. Bir nefeste alınıyor bu can, bir nefeste de veriliyor. Bir yandan kendine kızmak için geçmişini deşerken, diğer yandan kalan hayatının kıymetini anlarsın. Esasında yaşamaktır hepimizin derdi. Hepimizin arkada bırakacağı bir sevda vardır. Hepimizde kalbin kıyısına inelenmiş bir sır vardır. Kimseye anlatamadığın bir sırrın varsa kork evlat. Sağına soluna iyi bak. Dost görünen düşmanlar pusuda bekliyor demektir bu. Yalnızlık böyle böyle yer adamı. Bomba var, bomba var. Bir gün son voltanı atıyorsan, işte o gün sen kazanmışsın demektir oyunu. O zaman yapacağın tek bir şey var evlat. Gittiğin yoldan geri dönme. Çünkü artık özgürsün. Niye sattın lan beni? Ne satması han? Lan oğlum, tırlarıma bomba koymuşlar. Bütün silahlar patladı Sufi. Niye lan? Niye lan? Niye oynadın bana bu oyunu? Ben oyun falan oynamadım han. Kız senin, silah senin. Benim ne suçum var? Bana oyun oynama Sufi. Bak, tasmanı kim tutuyor? Sahibin kim? Bana söyleyeceksin. Dökü Sufi. Han. Ayıp oluyor mu? Mekanımda yakışıyor mu böyle? Supi, anlamıyor mu oğlum sen? O silahların değeri 300 milyon dolar lan. Heh, ne yapacağız? Ne yapacağız? Depolar bomboş. Adamlara ne vereceğiz? Vallahi o kadar da senin sorunun lan. Ben aracıyım dedim sana. Elçiye zeval olmaz. Bir şey bilsem söylemez miyim sana? Ben de para kazanıyorum senin gibi. Niye kendi başıma sıkayım? Güzel. Ben de onu diyorum. Ben de onu öğrenmek istiyorum Supi. Tasmanı kim tutuyor? Bana söyleyeceksin. Al bunu. Han! Han ne ol? Han ne ol? Han! 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 Ne?
Ne Supi, ne söyle? Gözün sevimi yapma. Niye Supi, niye, niye? Senin lakabın Delikli Supi değil mi? Bir delik de han kardeşinden olsun ha? Belki havaya eşitleriz ha? Supi, konuş! Konuş Supi. Sırları mı? Kim patlattı? Vallahi bilmiyorum. Yemin ederim haberim yok. Bilmiyorum. Aa, yok mu? Yandım anam, yandım. Konuş! Konuş Supi! Vallahi hiçbir şeyden haberim yok. Yandım anam, yandım. Bitirdim beni, bitirdin. Bitmedi daha Supi. Ver. Ver, ver, ver. Beni bu oyuna sen soktun Supi. Sen çıkartacaksın Supi. Double delik Supi. Şimdi üçe kadar sayıyorum. Ya öteceksin, ya ölürsün. Duydun mu beni? Bir! Bizzat söylemem mi? İki! Anam! Supi, ne senin hangisini yazayım? Double mı, tek mi Supi? Söyle! Anam! Kimsiniz? Nereye götürüyorsunuz beni? Nereye götürüyorsunuz lan? Telefon. Aslı. 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 Aslı bırak. Ne yaptın lan? Anladın mı şimdi nereye gittiğimizi? Umarım baban aldığın parayı geri getirir. Bindirin bu kadar. Bindirin. Depolarda boşmuş, bütün silahları almış. Ne yaptın oğlum sen? Ne yaptın? Haberin var sanıyordum Orhan abi. Ben nereden bileyim böyle olacağını? Ulan kendi geldi. Kabul ettik dedi abi. Zorla parayı alıp gitti. Bak elime. On derdi. Paramparça etti beni abi. Bilsem ona da söylerdim. Ben aracıyım abi, elçiyim ben. Benim de suçum var. Lan sus. 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 Ben sana bu işi kabul etmeyeceğim dedim. Değil mi? Ben sana hanın yakasını bırakacaksın dedim, değil mi? Ulan ben dün başladım bu işe. Ha, ben senin ciğerini bilirim. Supi. Supi, han nerede han? Bilmiyorum Orhan abi. Alıp götürdüler. Biliyorsun bu adamlar ters adamlar. Uluslararası çalışır bunlar. Kimdir? Nedir? Nereden gelir, nereye gider bilmeyiz. Orhan Bey.
Haberler kötü. Bu kadar kısa sürede bu kadar büyük bir parayı bulamıyoruz. Elimizdekileri nakite çevirmek için de zamana ihtiyacımız var. Butlu. Han ölecek mi o zaman? Ha? Bu heriflerin elinden alamayacak mıyım oğlumu? Ha? Hayır tabii ama... Maması maması yok. O para bulunacak. 24 saat içinde bulunacak. Yoksa hepinizi cayır cayır yakarım. Anladın mı? Anlaşıldı. Kim gönderdi sizi? Han mı? Ulan aylar geçti. Hala içeriden beni öldürecek birilerini bulabiliyorlar ha. Vallahi helal olsun. Nasıl oldu kolun? Daha iyi. İçeride öldüreceklerdi beni, haberin yok baba. Böyle mi kollayacağız birbirimizin arkasını? Çakır dikeni bittiği yerde bir, iki, üç, dört tane bitmez. Öyle üst üste, öyle sık biter ki arasından yılan geçemez. İğne atsan çakır dikeninden yere düşmez. Şimdi evlat, kocaman bir dağ düşün. Eteklerindeki toprakların tamamı bu dikenlerle dolu. Sen de o dağın zirvesine ulaşmaya çalışıyorsun. Nasıl ulaşacaksın dikenler varken? Ulaşamazsın değil mi? Kanamadan, yara almadan ulaşamazsın. O dikenlerin arasında ölmeyelim de. O yüzden öğrettik ya dövüşmeyi. Bir görmek lazımdı. Bakalım can vermeden o dikenlerin arasından geçebiliyor musun? Haberin var mıydı senin? Sen mi yolladın o adamları? Ulan yazık be. Herifleri dümdüz ettik, iyi mi? O kadar da masum değillerdi evlat. Varnalılar para verip üstüne salmışlar. Geldiler, özür dilediler, kusura bakma dediler. Ben de paranızı aldınız mı dedim. Aldık dediler. O zaman hak edin, sonra da susun dedim. Bir haberin varmış işte. Haberim olmasaydı revirden buraya değil... Hücreye gönderirlerdi evlat. Al, oku bunu. Ben şiir okumayı seviyorum baba. Sen de kalsın. Önce bir oku. Sonra karar verirsin neyi sevdiğine.
Orhan Varnalı para aramaya başlamış. Bulabilecek mi dersin? Biraz zor. O kadar nakiti o sürede toplaması imkansız. Eğer müdahale etmezsek onu öldürecekler, biliyorsun değil mi? Ha, tabii istediğim buysa orasını bilemem. Öldürmek için bir kurşun yeterdi. Planın ne peki? Bekleyeceğiz. Madem son voltamız. Adımlarımızı sabırla atacağız. Babam gibi konuştun aynı. Sen iyi misin? Yahya baba demişti. İlk hamleyi yaptığında içine bir huzursuzluk çöker demişti. İntikam almak zordur. Düşüncesi kolaydır da dövüşmesi zordur demişti. Hadi biraz uyu bence. Uzun bir gece oldu. Hadi. Haklısın. Sabaha kadar kapı kapı dolanıp selamınızı ilettik ama parayı toplayamadık Orhan Bey. Ne kadar çok dost biriktirmişim. Dünya böyledir işte. Yaran küçükse çevrende toplanırlar. Yaran büyükse kan kaybedip ölmeni beklerler. Miktar çok büyük Orhan Bey. Yoksa ne yapar eder toplardık parayı da miktar büyük olunca yanaşmıyor kimse. Kimse yanaşmak istemiyor değil. Kimse güvenmiyor. Borç da bir ticaret şeklidir. Vakit daralıyor. Ne yapacağız? Baba. Bir haber var mı? Hani mi? Baba ne olur bir şey söyleyin. Ne saklıyorsunuz benden? O otel onun başını yiyor. O oluyor. Ona yapma dedim. Vazgeç bu işten dedim. Bu otel senin sonun olacak dedim, dinlemedin. Şimdi ölüsünü getirecekler bana. Mutlu ne diyor babam? Başımız çok büyük dertte aslında. Çok büyük. Ben Orhan Varnalı. Bir saate kadar oradayım. Bekliyorum. Hani bir daha bulaşmayacaktı bu işlere? Niye böyle bir şey yaptı Mutlu? Otel için. Ama işte işler yolunda gitmeyince o da kendince böyle bir çözüm bulmuş. Burayı ne kadar çok istediğini biliyorsun. Biliyorum. Çünkü en büyük hayalimizdi. Deniz için. Şimdi Orhan Bey'den yardım istemek için de çok geç kaldık. Zaman yok. Zaten zaman olsa biz o parayı bulurduk bir şekilde. Ama bu kadar kısa bir sürede bu kadar büyük bir parayı bulamayız. Ne olacak peki şimdi? Merak etme sen. Bir yolunu bulacağız. Bir yolunu bulup Han'ı kurtaracağız. Thank you.
Hoş geldin Orhan. Çay içmeye gelmedim Tevfik. Ha, orası belli. Ama adetimdir bilirsin. Öyle geleni çay içmeden bırakmam. Zaten yeni demledim. Tevfik, yardımına ihtiyacım var. Senin benim yardımıma değil, paraya ihtiyacım var. Yoksa aramazsın beni. Çok paraya ihtiyacım var. Çok para. Ben de para ne gezer Orhan? Görmüyor musun etrafı? Her taraf toz raflarla dolu. Bana bak, boş laflarla zamanımı harcayamam. Geçmişi unuttuk ama ne yaptığımızı unutmadık Tevfik. İyi o zaman işte. Ben de para olmadığını biliyorsun. Ben senin paranı istemiyorum. Ben işlettiğim parayı istiyorum. Faizini fazlasıyla vereceğim. Vadeye sen karar ver. Faize de sen karar ver. Pazarlık yapmayacağım. İşler artık eskisi gibi değil Orhan. Nakit tutmayalı çok uzun zaman oldu. Para kazanmanın bin bir çeşit yolu var artık. Eskiden de o duvarların ardına kadar parayı yediğimiz zamanlar. Şimdi kağıt parçası bile değil para dediğimiz. Her şey telefonun ucunda. O da olur. En son bu dükkana yanında bir orduyla gelmiştin, hatırlıyor musun? Bütün kitapları yakmıştın. Ne var ne o hepsini almıştın. Benim demiştin. Ama sen değildi. Hepsi benimdi. Hepsi. Onun olan ne varsa artık benimdi. İşte onun olan bir şey yok bende artık. Ne istiyorsun Orhan? Borç istiyorum ulan borç. Boynumuzu eğdik evladımız için geldik. Beni bu şekilde yollama Tevfik. Kötü zamanda geldin. Kusura kalma. Benim ne param ne de paraya çevirecek bir şeyim var. İşler kesat biliyorsun. Eskisi gibi değil hiçbir şey be Orhan. Parayı o Yahya isteseydi aynı cevabımı verirdin. Kadir. Evet. Yahya Baba'nın selam var. Sana bir hediye gönderdim. Güneşli açarsan görürsün. Şimdi bunu da idare et. Bu numarayı da kaydet. Çayım hep tazedir benim. Baba.
Çok sevinin yokmuş ha Han Varnalı. Bir 200 milyon etmiyormuşsun. Vakit daralıyor. Çok susadın değil mi? Neyse bak, biz sözünde duran insanlarız. Vakti geldiğinde suyun dibini boylayınca doya doya içersin artık. Sen yaptın değil mi? Bizi çaresiz bırakmak için yaptın. İntikam alıyorsun. Babanın katiline mi söylüyorsun bunları? Akıttığın kan yetmedi mi? Daha ne istiyorsun? Hiçbir şey. Senden hiçbir şey istemiyorum. Ama buraya geldiğine göre sen benden bir şey isteyeceksin. Madem onu sen yaptın, onu bir tek sen kurtarabilirsin. Kurtar onu Kadir. Yalvarırım sana kurtar onu. Onun için değil. Benim için değil. Oğlum için yalvarıyorum sana. Her şeyin bir bedeli var. Ödemeye hazır mısın? Afiş olmuş bütün semte deli yüreğim olan oldu. Giden gitti yerde mutlu ben vuruldum. Ama yemin olsun mühim değil. Zaten bu sevdanın ona bir faydası yoktu. Celladına aşık bir kadın tanıdım. Sarhoş birazcık gözyaşından anladım. Acıma failine tetiği bir daha çeken, kana bulanmış sevdan ayrılıktan da beter. Devriyeler dolanır gönlün arka sokaklarında, kanı bozuk bir aşık seni uykundan eder. Acıma failine tetiği bir daha çeken, kana bulanmış sevdan ayrılıktan da beter. Devriyeler
afiş olmuş bütün semte, deli yüreğim olan oldu. Giden gitti yerde mutlu, ben vuruldu ama yemin olsun mühim değil. Zaten bu sevdanın ona bir faydası yoktu. Celladına aşık bir kadın tanıdım, sarhoş birazcık gözyaşından anladım. Acıma failine teti bir daha çeken, kana bulanmış sevdan ayrılıktan da beter. Devriyeler dolanır gönlün arka sokaklarında, kanı bozuk bir aşık seni uykundan eder. Acıma failine teti bir daha çeker, kana bulanmış sevdan ayrılıktan da beter. Devriyeler dolanır gönlün arka sokaklarında, kanı bozuk bir aşık seni uykundan eder. Eyvallah gardiyan abi. Hoş geldin Supi. Eyvallah baba Yahya. Elin nasıl oldu? Geçti gitti baba. Lakabımız pekişti işte. Sana feda olsun baba. Senin şu Kadir ne aman adammış. Ortalığı bir aleve verdi ki sorma. Öyledir, öyledir. Seni nasıl bıraktı Orhan? Bırakmayıp da ne yapacaktı baba? Evladının derdine düşünce her şeyi unut. Tevfik abiye kadar gitmiş. Eli boş döndü tabii. Bu daha ne ki? Dua etsin. Evladı sağ salim yanı başında. Rahat durmayacak ama. Üzerine geleceksin. Senin de istediğin o galiba. Doğru mu anlıyorum baba? Önce biraz nefeslensin bakalım. Acı alışmak kolaydır Supi. İyileşmeye başlayınca unutuverir insanoğlu o yaranın açıldığı ilk anı. Az biraz iyileşsin. Sonra bakacağız. Eyvallah baba. Sen ne dersin o? Ben emrindeyim. Eyvallah Süper. Haydi sağlıkla.
Tanışıyor muyuz? Hayır ama tanışalım. Deniz ben. Ben de Kadir. Yoksa kayıp mı oldun sen? Nerede annem baban? Buradalardı. Gel bir de buradan bak bakalım. Görebilecek misin anneni? Deniz! Abla! Deniz yok. Ne demek? Nasıl yok? Yok. Senin yanında değil miydi Kumru? Yanımdaydı ama durmuyor ki çocuk bu yani. Koşturup duruyor. İşte oradalar gördün. Deniz. Oğlum sana teyzenin yanından ayrılma demedim mi ben? Oğlum. Neredesin sen? Hı? Deniz. Bak yine konuştuğun gibi Deniz. Bu sefer sahip çıkarsın herhalde ha? Sen gerçekten artık fazla oldun. Ya kendini geberttirmeden rahat etmeyecek misin sen? Böyle sürekli karşımıza çıkıp duracaksın mı? Ya anlamıyorum. Böyle olmayacak. Nerede güvenlik? Hadi çık dışarı. Hadi Han. Hadi. Bir sakin olur musun? Yıllardır hayalini kurduğumuz günün... bu herif yüzünden mahvolmasına izin vermemi beklemiyorsun değil mi benim? Kadir'i ben davet ettim. Nasıl yani? Hani bana seni nasıl kurtardığımı sormuştun ya. Evet. Sen de ben bankanın borcunu kapattığım için... bankadan yeniden kredi çekebildiğini söylemiştin. Ya yalan mıydı? Beni kurtarmak için gidip bu heriften mi aldın parayı? Hami dinler misin? Aslı ben niye dinleyeyim ya? Bıraksaydın geberip gitseydim daha iyiydi be. Numara yapmana gerek yok. Yaşamak için her şeyi yapacağını sen de ben de gayet iyi biliyoruz. Hiçbir şey bildiğin yok. Hiçbir şey. Bence senin de hiçbir şey bildiğin yok. Bekle biraz. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden otel sahiplerimizden Aslı Varnalı ve Kadir Erdem'i açılış konuşmaları için sahneye davet ediyorum. Değil mi bu? Bu saatten sonra hiçbir şey şaka değil. Nasıl olabilir bu? Abi nasıl? Yahya. Yahya al demir. Herkese merhaba. Varnalı ailesi olarak en büyük hayalimizi gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyim. Bu otel... hepimiz için çok zorlu bir sürecin ödülü oldu. Eşim Han Varnalı'ya çok teşekkür ederim. Çok uğraştık. Ve hepinizin önünde bir kez daha aileme teşekkür etmek istiyorum. Evet.
bilsem delirdi mi? Ha? Nasıl yaparsın onu? Göz göre göre önümde seyircim olsaydım. Keşke. Kusura bakma Han. Deniz'e bunu yapamam. İyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada sizinle paylaşmak istediğim bir sır var. Yıllardır içimde tuttuğum ama böyle büyük bir ana sakladığım büyük bir sır. Ben Kadir Erdem. Aslında ben bir...